Sana soruyorum. Şivanya nerede? Sanırım gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Nasıl gitti? O senin karın değil mi? Anne, istediğin oldu. Beni 25. yaş günümden önce evlendirmek istiyordu. Evlendim işte. Kimse onu burada kalmaya zorlayamaz artık. Bizimle kalmıyorsa nerede kalacak o? İyi ki doğdun Ritik. Vay canına. İyi ki doğdun Ritik. İyi ki doğdun canım kardeşim. Mutlu yıllar sana. Aslında ben Bay Ritik için pasta yapıyordum. Mutfaktaydım. Bay Ritik diye seslenmeni sana abim mi söyledi yoksa? Tabii ki hayır. Kızım, Ritik'e istediğin şekilde hitap edebilirsin. Çünkü sen de bu ailenin parçasısın. Kalbinin sesini dinle, tamam mı? Kimsenin dediğine de... İyi ki doğdun Ritik. İyi ki doğdun Ritik. Önce yengemiz. Yenge, yenge, yenge. Hadi fotoğraf çekilelim yenge. Lütfen yenge, hadi. Yaklaşın. Daha yakın yenge. Mükemmel. Ne güzel bir çift. Tanvi? Vay Ritik vay. Benim mutluluğumu çalıp mutlu mu oldun? Ve sen teyze, oğlunla düğünümün bozulmasını partiyle mi kutluyorsun? Pasta mı kesiyorsun? Söylemeliyim ki hiç göründüğün gibi değilmişsin. Bana ne oyun oynadın ama. Son anda yaptığın hamleyle benden kurtulup bu hizmetçi kızı evin gelini yaptın, öyle mi? Ne saçmalıyorsun sen? Evliliği oyun mu sandın? Öyle mi hanımefendi? Başından beri oyun oynayan ve bizi kandıran sizsiniz. Ne diyorsun sen? Hadi ama teyze, bana gelip Ritik'le evlenme dediğini daha ne kadar saklayacaksın söylesene. Ben mi? Ne zaman söyledim veya neden söyleyeyim? Aman çok üzüldüm. Sen iyi bir oyuncusun. Bu arada daha kaç yüzün var teyze? Sen bir hilekarsın, yalancısın. Kapa çeneni. Düğün evinden kaçıp giden sendin. Ve şimdi gelmiş beni mi suçluyorsun? Ha? Ben en çok sana güvendim. Her zaman Ritik'le evlenmen için seni destekledim. Düğün günü mandattan kaçıp giden kimdi peki? Eğer Şivanya orada olmasaydı... Ritik'le evlenmeyi reddetseydi felaket olurdu. Önce düğünden kaçıyorsun, sonra da yalan söylüyorsun. Yeter. Bu kadarı da fazla. Benim kızım asla yalan söylemez. O zaman ben mi yalan söylüyorum Ramya? Bunların hepsi senin yüzünden. Hizmetçi parçası. Nasıl yaparsın? Benim yerimi nasıl alırsın? Buna izin vermeyeceğim. Asla ama asla bu ailenin gelini olamazsın. Bu evliliği kabul etmiyorum. Sen bu evin hizmetçisisin ve öyle kalacaksın. Anlıyor musun? Yeter Tanvi. Artık Şivanya'nın karım olduğunu unutma. Onunla bu şekilde konuşamazsın. Tanvi çıldırmış olmalı. Nasıl beni suçlar? O gece onu görmedim bile. Odasına girdiğimde orada değildi. Sakin ol Yemini. Sakin ol. Yanlış anlaşılma olmalı. Onlarla konuşacağım. Şimdi Viren'e bakmaya gideceğim. Kardeşim ve Divya yalnız. Anki, bugünkü parti ne olacak? Düşündüm de partiyi iptal edelim. Çünkü... Viren bu haldeyken kutlama... Kutlamayı onun için iptal edemem. Misafirlerimiz uzaktan geldi. Ben de istemiyorum ama ne yapalım? Suri ve tanıdıkları çoktan davet ettik.
ve Viren bu haldeyken Riti'yi evlendirmedik mi? İnsanların ağzını kapatmak istiyorsak bu partiyi vermek zorundayız. Tek amacım olacakları engellemek, yoksa insanlar bize 20 sene önce yaşananlara dair sorular sormaya başlayacak ve cevapları bulmaları hiç zor olmayacak. Evet, 20 yıl önce olanları hiç kimse öğrenmemeli. Geçmişimizin ortaya çıkmasını istemiyorsak bu kutlamayı yapmalıyız. Lütfen anlayışlı olun. Bu parti herkesi susturacak. Ben hastaneye gidiyorum. Partiye dönüşte katılacağım. Sen de misafirlerle ilgilen. Hı? Ben insan kipim Aslı. Buraya kimseyi sevmek için gelmedim. İntikam için geldim. Hiç kimse beni yolumdan alıkoyamaz. Ne olursa olsun intikamımı mutlaka alacağım. Ne yapacağım dedin? Şey, aslında diyecektim ki ben Bollywood temalı kutlama için hazırlanıyordum. Oho! Artık biraz rahatlaman gerek. Bu evin gelini sensin. Tanvin'in dedikleri canını sıkmış olmalı. Kötü hissettinse söyle. Sen üzülmemiş olabilirsin ama ben üzüldüm. Biliyorum, daha yeni evlendik. Ama kimsenin senin hakkında konuşmasına tahammül edemem. Sana yanlış yapan bana da yapmıştır. Hem evliliğin özü budur. Birine edilen hakaret diğerini de incitir. İkisi de birbirleri için yan yana dururlar. Birbirlerine olan inançları onları birleştirir. Hayatta kimseye güvenmemem gerektiğini öğrendim. Üstelik biz hala birbirimize yabancıyız. Yanlış düşünüyoruz. Bir insan diğerine inanmazsa nasıl ilişki kurabilir? Güven olmadan ilişki olmaz. İnanırken incitmekten korkabilirsin. Ama bunu çözersen daha iyi bir his yoktur. Sen yapamazsan da ben yaparım. Sana güveniyorum. Beş kişiden üçünün yüzünü gördüm. Sadece biri saldırıya uğradı. O iki yüzü de gördüğünde intikamını almış olacaksın. Ama henüz görmedim. Annemin gözlerinde iki gölge vardı. Ama katilin bir özelliğini görmüştüm. Bir elinde altı parmak var. Korku zayıflatır. İnsanlar günahlarını gizleyebilirler. Ama günahlarının korkusunu gizleyemez. Ankuş Reheca'yı korkutmamızın tek sebebi var. Yakında arkadaşlarını yanına toplayacak ve onları tehlikelere karşı uyaracak. İntikamın daha kolay olacak. Şimdiye kadar karanlıkta saklanan o yüzleri de göreceksin. Bugünkü partide gözlerim katillerin üzerinde olacak. O katillerin ikisini de bulmalıyım. Bu benim yeminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.